Akhisar hoş geldiniz. Nasıl sesler geliyor mu arkadaşlar? Duyabiliyor musunuz sesleri? Mutlu musunuz? Valla genelde sponsorlarında olan konserler böyle biraz akustiği bozuk görülür ama arkadaşlarım sabahtan beri gerçekten düzgün ses çıksın diye çalıştılar. O yüzden elimizden geldiği kadar iyisini yapmaya çalışacağız. Bugün biliyorsunuz dışarıdaydı konserimiz ama yağmur ihtimaline karşı öyle bir şey yaptık. Güzel bir oldu, daha sıcak bir ortam oldu. Hoş geldiniz, şerif verdiniz. İyi eğlenceler olsun. Bu arada az önce denemesini yaptım. Acaba birlikte nasıl şarkı söylüyoruz diye maalesef içinizden söylediniz. Benim burada nasıl nefes harcadığımı gördükçe lütfen daha çok içinizden değil dışınıza çıkarmak söyleyeyim. Çünkü ben birçok sanatçıyı sahneye eşlik ettim. Böyle ortamlarda hadi hep beraber diye insanlara zorla şarkı söylediklerdi. Allah'a bunlara şahit olduk ama içinizden gelirse söyleyeyim işte. Böyle şarkılar çalacağım çünkü teşekkür ederim. Arkadaşlar biraz böyle şarkılar çalacağım da o yüzden böyle hafif ışıklar şey olabilir. O yüzden panik yapmayın lütfen. Daha güzel bir ortam olacak. Merak etmeyiniz. Böyle güzel şarkılar var çalacağım.
Tamam. Telefonlar çıktı zaten. Ben bir şey demiyorum. Hoşunuza giderse telefonlarınızla cevap verin. Hadi bakalım. Biz de mesela Ege bölgesi olarak biliyorsunuz Yunanistan'a en yakın bölgeyiz ve yıllardır böyle aslında bambaşka şeyler öğretiliyor bizim. Ondan sonra yıllar sonra boş çıkıyor bazen. Aslında bize hem yüzleri, hem mutfakları, hem gelenekleri birçoğu benzeyen insanlar Yunanlılar. Müzik zevkimiz de çok benziyor. O yüzden yıllardır bazı şarkılar var. Aa bu Yunanlı şarkısı değil, bunu biz yaptık daha önce. Öbür diyor hayır bu 3 yılda bilmem ne biri okumuştu diyor. Onlar bizden, biz onlardan yıllardır böyle müzikal olarak da geçiniyoruz. O yüzden böyle bir şarkı var ki ben bunu mesela ilk önce Gülfer'den dinlemiştim. Çok severim Gülfer'i. Muhteşem ses. Ama meğerse çok daha yıllar önce Yunanistan'da okunmuş bu şarkı. Örnek olarak çalıyorum. Bu son albümümüzde de vardı. Tamamen Matyasu. Şarkı çalıyor zaten tanıyacaksınız hemen. Buyurun.
Arkadaşlar ışıkları yaktık da. Şimdi herkes mutlaka tanıdığıyla, arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla geldi buraya. Yine de bir an çalarak aklıma geldi. Şeytan yolu. Eşyalarınızı, bilmenlerinizi dikkat edin. Böyle romantik yapalım da. Şimdi akşam arıza çıkmasın. Çok az yakabiliriz canım. Bu kadar da demedik yani. Birkaç tane çıktı. Tabii burada herkese aile çok. Allah korusun. Bu kadar güzel muhabbet de, değil mi? Oluyor ya bazen kalıp, neyse mi dedim sana. Ha! Birazcık daha, birazcık daha yakınca, sanki karanlıkla. Nasıl ayarlarınız bilmiyorum ama. İyi mi öyle? İyi, iyi, tamam. Kalsın. Güzel. Thank you.
albüme bir tane Türk filmi müziği çalalım dedi. O kadar güzel aslında Türk filmi müzikleri var biliyorsunuz. Neydi? Al yazmadan sen mi koydun efendim? Devlerin aşkı. Zaten bir tanesini Taksim Türü'yle çaldık biliyorsunuz. Bula bula döndük dolaştık. Bir konu başka yere geldi. Köyde bildim şehre. İzleyenler var mı aramızda? Efsane döndüğünün en güzel filmlerinden biri. Onun müziğine geldik. O müziğin ismi de Saffet Bey'miş. Şarkının adı, türkünün adı ya da neyse. Onu çaldık albümde. Normalde rahmetlerin seslerini de koyuyorduk da izin alamadığımız için sahnede öyle bir şey yapıyoruz. Bak hatırlayacaksınız şimdi. Hadi bakalım. Doğru 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 ben. Doğru doğru doğru.
Hepsine rahmet olsun. Bizi yıllarca güldürdüler arkadaşlar. Bu insanlar önemli değerlerimiz var. Mesela ben bu çarpıyı çalarken bile biliyorum siz de aranızda izleyenler tabii. O filmin sahnesini canlandıran yok mu aranızda mesela? İçinizden geçmiyor mu? Hala da yayınlıyorlar. En güzel filmler de onlar yani. Bir de tabii ben genelde bu sene 41 yaşıma giriyorum. Artık yaşlanıyor muyum? O yüzden de bilmiyorum. Klasiği karşılığında resim var. Cama bir tane motor bulduk kendime. 40 yaştan bir kardeşim gitti bana buldu. Yaptırdım onu. Allah Allah. Bana ne ya Harley Davidson'dan? Cama ya. Eski bizim. Tam böyle memleketçi köyde en çok gördüğümüz heves ettiğimiz şey. O yüzden eskiler hep güzeldi. Mesela bu klarnetin kitabını yazan adam hepimizin aklında kalan Mustafa Kandıralı'dır. Öyle değil mi? Önce geçmişine sahip çıkması gerekiyor insanın ki geleceğini görebilsin. O yüzden bizim de feyiz aldığımız, klarneti öne çıkaran bir adam olarak klarnetin Atatürk'ü diyorum ben ona mesela. Mustafa Kandıralı, ne diyeyim, roman mı? Geliyor, dur çaldınız ya. Bak Mustafa Kandıralı'dan girdik zaten. Hangini çok fena oynuyor acaba diye düşünüyorum. Hayır, iki tane adam seçebiliriz. Siz kendi aranızda seçer misiniz lütfen? Ben çaldığım zaman söyleyeceğim çalmadan önce. Daha gelmedik oralara. Kavga etmeyin de. Aranızda seçin arkadaşlar. Tamam, öyle bir şey yapacağız. Peki. Başka bir yerdeyiz şu anda. Oraya geleceğim. Velhasıl Mustafa Kandıralı'dan çok şey öğrendik. Klarnetin önde olabileceğini öğrendik. Ve bu enstrüman bizim ırkımızın öncü sazı. Bu arada arkadaşlar bir şey anlatıyorum. Neyse ben devam edeyim. Mustafa Kandıralı'dan dinlemeye alıştığımız bayram sabahları, yeni yıl gecelerinde çok güzel anılarımız olduğu bir eser bu. Beste de asıl klarnetin duayeni Şükrü Tınar'ın bestesi. Buyurun. Mücasker oyun havası.
Bu alkışlarda Mustafa Kandal ergisi lütfen. Merhametli Zükrü'ne. Tamam, planın sesi biraz bugün önceden ayar yapamadığımız için. Batmasın kulağınızı, biraz şarkı söyleyeyim. Bazen canım isteyince söylüyorum. Duydun mu birkaç tane?
kaldırsız. Lütfen buyurun. Aman Allah. Işıklar lütfen. Arada açalım açalım. Göremiyorum kalabalığı. Hoşuma gidiyor şu an. Az önce konserde yeni başladığımız ikinci, üçüncü şarkıda gidenler vardı. Mutlaka bekleyeni vardı. Çocuğu vardı bebek. Ne bileyim. Hani bizi alamamıştır. Genç kızdır. Gidenler var. Allah Allah. Dur dedim. Ne yapsak acaba? Ufaktan bir repertuarda değişiklik yaptım. Seyirci ışıklarını açar mısınız lütfen? Tamam tamam. Ben anlatayım sonra açabilirsiniz yani. Hah. Yok be. Bu soru bu işi değil. Hemen çevir bana doğru. Lütfen. Aynen. İşte biz buna maruz kalıyoruz arkadaşlar. Çaldığımız bütün dakikalar boyunca gördünüz değil mi 2 dakika böyle yaptı adam. Olsun yapacak bir şey yok. Baksana güzel. Hele bir de böyle güzel olunca. Bir de arkadaşlar, ben gerçekten memleketine aşık bir adamım. Ben Bergama'ya döndüm, köyde yaşıyorum. Bilenler vardır aranızda. Her zaman özledim çünkü memleketimi. Ben memleket aşığı bir adamım. O yüzden çok mutluyum bu aralar, şükürler olsun elhamdülillah. Allah korusun inşallah. Bak şimdi mesela, Hicazlar var böyle. Türk sanat müziği, bugün biraz Türk sanat müziğini işledik ama bir gün bana Amerika'daki menajerim Serdar Öztürk dedi ki 2011 yılında yaptığım albümü dinletti bana. Nasıl falan diye. Önemli adam çünkü. Görüşleri benim için çok önemli. Dedi ki Hüsnü çok arabeskleşiyorsun dedi. Yapma yani. Ama dedi ülke arabesk. Yapacak bir şey yok. Seviyor milletimi. Değil mi yani? Tamam o kanallara giriyorum biraz. Dikkat edin lütfen. Işıklar. Thank you.
Teşekkür ederiz. Dede diye diye saçımı sakalım ağrıyor. Yapmayın çocuklar. Bir gün çok genç bir arkadaşımız şey diyor bana. Abi, birkaç yıl önce bu kadar beyazlamadan. Abi, sen aslında o kadar yaşlıysın ama sana niye herkes dede diyor? Düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum, onlara sor dedim. Neden? Üstasın usta! Başka bir şey oğlum. Dede diye diye ağırlıyorum. Salon ışıkla lütfen. Hicaz makamı güzeldir. Evet. Zaten bizim milli makamımızda bir tarafta. Salon ışıkları lütfen. Açar mıyız? Bu makamı yapılmış çok güzel şarkılar, türküler var. Bizim memleketimizde. Işıklar lütfen arkadaşlar. Işıkçı. Tamam, ısıtmalı mı şey sönüyormuş. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu kadar Hicaz makamının üstüne bence yapılmış en güzel zeybeklerden biri. Biz ekibiyiz, zeybek oynarız, zeybek çalarız. Hatta çifte tellilere 9-8'lik roman havalarına gırık hava deriz bizim o taraflarda. Bizim genelde köylüklerimizde zeybek oynanır hala. Ege köylerinde hala zeybek oynanır. Ama bazı köylere gidiyor artık piyano şantörler, yapacak bir şey yok. O da teknolojinin vermiş olduğu şey. Bu Hicazların sonuna bir tane bir şey gitti. Bak burada salonun en yakışıklı adamı şuradan bana bakıyor tam karşımda. Ona gelsin.
dakika, ne diyoruz arkadaşlar? Roman mı diyoruz? Lan burada Roman'ın kralını çaldık. Gelmediniz yani. Tamam, sesiniz mi aranızda? Var mı sesini arkadaşlar, kardeşler? Kaç kişisiniz? İnsanın olduğu yerden övünmesi ne kadar güzel bir şey. Hayatım boyunca böyle oldum, çok mutluyum. Çünkü Türkiye renkleriyle güzel. Öyle daha çok yakışıyor Türkiye, ne kadar. Hep aynı renkler olursa olmuyor. Aslını inkar eden kafirdi. O yüzden... Memleket sevgisi başka bir şey. Çünkü bizim romanlarımız... Gerçekten Türkiye'de çok asimile olmuşlar. Bu aslında olumsuz bir şey. Dünya şartlarından, standartlarına göre ama çok Türkleşmiş ve bu memleketi gerçekten gönlünde kalbinde yaşayan insanlar. Bizim cenazemizde, düğünümüzde de Türk bayrakları önünden gider, biz de arkasından gideriz. Bir tane şarkı yaptık aslında, Mastika. Kötü bir döneme denk geldi. Şehitlerimiz vardı, üzülüyorduk. Olaylarımız vardı ülkemizde. Hepimiz böyle mutluyduk. O şarkımızı ön plana çıkaramadık. Aslında bizim etnik mevzumuzu biraz daha böyle herkesin sevdiği. Çünkü Diyarbakır'da oynuyor. 9-8'li artık. Sinoplu'da oynuyor. Hakkari'de oynuyor. Antalya'da oynuyor. O yüzden bu mevzu sadece bizi değil, bütün ülkemize mal olduğu bir şey. O yüzden ne çalayım acaba dedim. Şimdi mesela az önce çaldım, Kürt Ali, Gül Ali, hangisini kabul edersiniz? Kerem Olacı'yı. Ama en eskilere geldim, dedim yani klasikçi, Mastika. Ya. Öyle ama hepimizin sevdiği bir şey yani, yapacak bir şey yok. O yüzden çalmaya çalışalım. Normalde sahnede biraz zor çalıyoruz, idare edin, hatamız olursa. Nerede arkadaşlar, kaç kişiler? Sahne çökmez değil mi? Kim yaptı sahneyi? Tamam. Siz mi yaptınız sahneyi? Teşekkür ederiz. Güzel sahne. Alkışlar mısınız? Sahneyi yapmışlar. Doğru mu lan? Yalan söylemediniz değil mi? Her şey kayıt altında valla. Yanarsınız. Gençler gelin. Gelin, gelin. Arkadaşlar, burada yarışma yapmıyoruz. Kendi aranızda ikiye ayrılmayın. Durun, en güzel hangisi oynadıysa. Yapmayın. Vallahi birinciye ödül vermeyeceğiz. Ben bir şey soracağım. Aksar'daki Roman vatandaşlarımızla Aksar'la güzel anlaşıyor mu arkadaşlar? Eyvallah, ne mutlu bizim yazarımız. Şükür olsun. Bu arada yıllar sonra öğrendim. Mastika'nın sözlerinde Ahmet Selçuk İnkan yazmış. Birçok şarkının aslında duygusal şarkıların bestecisi. Müziğin kimin olduğu tam olarak belli değil. Mehmet Ahmet'li Deli Selim'in olabilir. Onu da aldık. Klarnetçilerin, o da enteresan bir modeli. Deli Selim'de almışlar mıyız arkadaşlar? Klarnet olarak. We'll be right back.
Valla bu medeni cesarettir. Herkes sahneye çıkıp oynayamaz. Gerçi ben askerliğimi Ankara'da yaptım. Jandarma sosyal destekliği. Valla böyle çok ağır adamlar biliyordu. Ceketlerin iç cebinden kaşık çıkarıyorlardı. Valla. Oynamak da başka bir şey. Ben herhalde oynamadığım için çalmayı tercih ettim. Öyle gidiyor. Şimdi neyi çalsam acaba? Tamam. Bir tane şarkı yaptık. Böyle sanki bir yere gider falan diye düşünülüyor. Söyleyemiyoruz ama beste verin yani. O yüzden biliyorum ki herkesin bir oyuncudan söyleyeceğim o şarkıyı. Şarkının sözlerini Gökhan Şahin yazdı. Bütün alkışlar da ona gitsin. Gerçek olunca gözyaşım kurumuyor. Hayalim kırılınca, imkansızım olunca, korkulan gerçek olunca gözyaşım kurumuyor. Hadi söyle o zaman. Yok, o zaman öyle olmuş. O yüzden Aksan'la Salih abimiz gerçekten hızlı mı? Mutlu musunuz Salih abimizle? Bu kadar mı alkış yapıyorsunuz? Bu
Bugün burada olmamıza vesile olan çok değerli abilerim, kardeşlerim var. O yüzden mesela yıllardır dostumuz, abimiz olan Yiğit lakabıyla anılır. O yüzden yazdırdık da unuttum. Niye diyor? Ak, ne diyorlar abi? Öyle mi çünkü? Saçlar için mi diyorlar acaba? Murat yazdırdı bana. Murat neredesin? Murat. Salih abicim. Alkışlar mısınız başkanım lütfen arkadaşlar? Yanlış bilgi. Murat'cığım, bana ne yazdırdın sen ya? Lütfen alkışlar devam etsin. Ben olsam gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Arkadaşlar, başkanımızı almışlar mısınız? Teşekkür ederiz. Bazı konserlerimizde başkanlarımız teşvik etmiyorlar genelde. O yüzden gurur duyduk bugün. Teşekkür ederiz başkanımıza. Lütfen almışlar mısınız? Arkadaşlar, zorbayı nasıl yiyin? Soyu değil mi? Aklı, aklı olsa bir dakika, aklı var mı? Aklı varsa takalım, son şarkımızı yapalım. Mutlu musunuz arkadaşlar? Genelde böyle olur zaten. Hayatım gönül yapmak, yani sevdiklerimin düğünlerini çalmakla geçtiği için biliyorum. Düğünlerde genelde en kalabalık olduğu anlarda böyle bir hengame, takıdan sonra yavaş yavaş